Biz köyümüzü yaptırmayacağız. Dozerle önünü yatacağız. Şu aveşlen halini bak. Kaç senedir yetişir bu aveşle. Allah'ım kaç senedir daha. Daha diyecek bir şeyim kalmadı gari Allah'ım. Al Türk askerini bağla bak. Çekil çocuğum, çekil. Bir şey olmaz ya, biber kalıyor. Ne olacak? Yapmayın. Ya yapsın bir şey o. Kurban olsun. Bu kadar biber kalıyor. Deneyelim mi aramızda? Ya yiyemem bir şey. Burada var. Yiyecek. Hem ya yine. Yapmayın. Nerede gördün? Buradayız dedi. Dedi biz yemeğimizi yedik geldik. Siz daha burada mısınız? Ne zaman gideceksiniz dedim. Validen ne zaman emir gelirse o zaman gideceğiz dedi. Bu biber kızını, bu şiddeti siz mi yaptırdınız askere? Bunu ya, sormak istiyorum. Tamam Fatih ben yaptım. Özür dilerim. Ama biz ne yaptık? Biber biz hakkımıza, sağlığımıza, toprağımız için uğraşıyoruz burada. Bu başka için. Hiçbir şey için değil. Biz bu 3 gündür ben çocuğuma her şeyimi terk ettim. Heyecan değil, öfke. Öfkelenme, niye öfkeleniyorsun bu kadar? Geldik bir gün biz bahçeye gittik. Bizim köyün dibinde bahçemiz var. Hemen buradan 50 metre 100 metre anca. Oraya birileri geldi. Aynı bu ipliklerden ölçüyorlar. Ben o ipliği iplik miydim, tel miydim bilmiyorum. Onu ben bir kedim düştüm. İki tane senin gibi delikanlı geldi. Kolumdan tuttular. Ne yapıyorsunuz çocuğum bu siz dedim bizim kapının ağzını dedim. Biz deyiz dedi. Isçak su. Isçak su demedi de depo su çık dedi. Onun yolunu ölçüyoruz dedi. Meğersem jeotermal için ölçüyorlarmış oları. Son bir gün, iki gün sonra amcan oldu bahçe demişmiş. Amca demişler, telin kıyına gelmişler. Ne yapıyorsun sen demişler, ben demiş. Fidanlarımı çapılıyorum, avuçlarımı demiş. Amca demişler, burayı satalım demişler, bu tel örgüyü tutmuşlar. Bu lafa var bu demiş. Satılık değil demiş. Satalım amca demişler, bak demişler, çok para vereceğiz, 2 trilyon vereceğiz demişler amcana. Meğersem bizim oraya kuyu kazacaklarmış, ölüşmüşler gitmişler daha evvela. Oraya kuyunun birini oraya oturtacaklarmış. Ha bizim haberimiz yok. Son 15 gün sonra gar duyduk. Jeotermalciler ölçüyorlarmış. Jeotermal olacakmış diye. Biz kalktık bütün köylü haber aldık. Geldik toplandık buraya çadırı oğlum. Buraya önüne daha o zaman çadır meydandadık. Biz bu jeotermal yaptırmayacağız diye. Çoluk çocuk. Hepimiz direndik. Bizim kucak açan yok, yok, yok. Bir şahsın tarlasının kenarlar tel çekileceği bile 200-300 tane asker gelmiyor. Demek ki içinde tehlikeli bir şey olacak ki askerler yığılmışlar. Kombili kenarını biz gittik. Tel direkt çektirmemek istedik yani. Ben dedim burası bizim yaşam alanımız. Burası bizim bu herkesin ortak yaşam alanı. Herkesin bu kooperatif su sahası. Kooperatif artizanların bulunduğu yer. Buna burada jeotermal ederlerse bitir. O bizim kooperatifin sulağını kullanmış olacaklar, yeraltı sulağını tüketmiş olacaklar. Kirlenecek yani. Her şeyimiz kirlenecek. Bir amca dedi, bakın dedi, bu bir yıl içerisinde bu dedi benim ağaçlarım yok oldu. Şimdi burada dedi jeotermal gelmezden önce buraya dedi, ben dedi artezyanım vardı. Burada karpuz koysan çatlardı dedi. O derece yerden soğuk su çıkıyordu dedi. Ne zaman ki bu jeotermal tesis buraya kuruldu, o zaman yerden dedi 95 derece sıcak su çıkmaya başladı dedi. Ben dedi artık dedi kendi artezyanımla bahçeyim en sulayamaz olduğumda çok uzak bir noktadan bir su getiriyormuş. O suyla sulamaya başladım ama dedi yine de dedi ağaçların kurumasına maalesef engel olamadım dedi. Gerçekten bir tane ağaçta yaş yaprak yoktu yani. Kızılcaköy Aydın'ın içme suyuna 2 kilometre, İkizdere Barajı'na, Aydın'a 2 kilometre, santralin kurulacak olduğu bölge Aydın merkeze 5 kilometre, İncirlova'ya 2 kilometre, yanında bulunan Derazı Köyü'ne 1 kilometre. Yani tamamen tarım arazisi içerisinde, zeytinliklerin, incir bahçelerin içerisinde. Bunları zeytin koruma kanunuyla, içme suyu kanunuyla korunması gereken doğayı katletmek
yani kelimeler yetersiz kalıyor bu noktada düşününce. Yüz kişi, 200 kişi bütün köylü, çoluk çocuk gittik biz oraya. Kalktılar bizi kaptırdılar o jandarmalar, polisle. Yaralandık aynı bu kızımın dediği gibi. Ben yaralandım, hastanelere gittim çocuğum. O da raporları aldık. Tatonozlar yedim ben, o da yattım. Ben bu yaşımda. Bak bizim bu köyün çocukları için uğraşıyoruz. Bu toprağımız için uğraşıyoruz çocuğum. Bizim incirlerimiz var, incir bahçemiz var burada, zeytinlerimiz var. Başından eğdi. Eğdi yemiden o kabula şapşap düştü. Sabaha karşı salıyorlar zaten o kükürdüğü dumanı. Buralara kadar geliyor. Germancık'la bizim aramız nereden baksan 20 kilometre. Yani burası 20 kilometre geri etkileyebiliyor. Böyle pis bir yumurta kokusu var. Dibinde yaşamıyoruz. Tam dibinde yaşasak belki daha çok şeylerini görürüz ama 20 kilometre yerde böyle şeyleri etkileyebiliyor. Sonra havada bıraktığı şey var. Yani yoğunluk var. Her tarafa bir yağmur yağdığında bütün sebzelerimizin, meyvelerimizin üstü sırf kükürt oluyor. Bir yapraklarına bakın, bir o zaman yani yağmur yağdığında bir çekim yapmanızı isterdim yani, bir görün yani. Bizim köyümüz Büyük Ova Projesi kapsamına giriyor. Birinci sınıf tarım arazisi. Yine aynı şekilde biz geçimimizi zeytinden sağlıyoruz. Zeytin koruma kanunumuz var. Zeytin koruma kanununa göre zeytinlik arazisinin 3 kilometre etrafına zeytin fabrikası dışında havayı kirletici tesis hiçbir şey kuramazsın diyor. Bizim topraklarımızın tamamı zeytinlik arazisi. Biz yaratan, üreten bir iyi insanız yani. Biz herkesin sağlıklı gıda yesin, temiz yiyecek yesin diye uğraşıyoruz. Ama bu Burcu'ya termaller, bizim köyden bak bu sene 4 tane çocuk kanser oldu, öldü. Köyü gelmemişken Cihaz termaller. Bir de köyümüzün üzerinden geçecek bir orla, borula. Kim izin verir uzay devrinde yaşaya gibi? Sizden ricamız, halkın merak cevabımız ettiği de bu. Ne olur bunun bir cevabını verin. Halk merak ediyor. Ben bu söylediğiniz burada yok muydunuz ya? 10 sefer, 20 sefer bunlarla ilgili ne diyeceğimi tekrarladım. Ben yoktum. Ben daha 10 dakika önce geldim. Yoktun, yeni geldin. Şimdi milleti evet. Kışkırtıyorsun. Kışkırtmıyorum. Asla. Cevap bekliyorum. İlk başta İki canlı ölecek. Bir yeşil ölecek, bir de insanlar ölecek. 35 yaşında, 40 yaşında bizim torunlarımız, çocuklarımızın torunları, çocuklarımız ölecek. Yani biz bunları istemiyoruz. Biz bu jeotermaller kim olsun diyorsa gelsinler, o insanlar o jeotermalin dibine ev yapsınlar, görsünler oğlum. Başka şey diyeceğim yok. Dozerlerin önünü geçeceğiz. Bütün köyümüzün kadınları yaptırmayacağız. Gıyık gıyık gıysınlar bize. Bir kürek toprak aldırmayacağız dahi. İyi mi?